Tamam, tamam. Sessizlik. Başkanlık dediğimizde de beraber çalıştık. Tabii, tabii. İçerisi belediye başkanlık kendilerinde. Evet, evet. Biz de. Sizde bu işlemede. Sağ olun. Hiçbir ayın yapmaksızın bütün ilçelere mümkün mertebe yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Biz de başkanımızın tecrübelerini dinlemeye geldik. İnşallah faydalı bir görüşme olacak. Buyurun. Şeref verin. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. İyiyim sana. Görmüyorsun beni, değil mi? Eğer taşıyıcı sistemlerine müdahale edilmemişse çok doğru yapılmış. Her şey hesaplanmış. Bunlardaki risk %2,5'larda. Ne olarak oyunuzu alabilecek mi? Seçmenlerin tabii ki oyları kutsaldır. O görevi mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Ama o sandığa girdiği zaman vicdanıyla biriktirir. Kararını o sandıkta verir ve benim bir siyasi kimliğim halen devam etmekte. Partimin hem genel merkez delegesiyim, ben iz delegesiyim. Bir siyasi kimliğim var. Ama bilinir, görevim sırasında siyasi kimliğimi çok ön plana çıkartmadım. Bunu özel gösterdim, yerelde olduğum için. Onu da ifade etmiş olayım. Ama Sayın Başkanım'a ben söyleyeyim, yani ben Sayın Başkanımın da oyuna talip, onu da söyleyeyim burada yani. Bu ben, doğru bir şey. Yani ben yani talip olduğumu belirteyim, tabii ki takdir hem kendilerinin hem bütün İstanbullu hemşehrilerimin. Hani bu özel bir taliplik aynı zamanda, onu da ifade edeyim. Tabii ki hayırlısı. Sayın Topaş, özellikle partinizin yaptırdığı bu seçimler için yapılan anketlerde de yine adımız sıkça gündeme gelmişti İstanbul'un Kadir abisi olarak. Şimdi dışarıdan takip edeceksiniz yerel seçimleri. Hissiyatınızı soracağım özellikle çünkü hissiyatınız merak ediliyor. Hatta en son kameralar karşısında Kadir Topbaş acaba kırgın mı diye sorular gündeme gelmişti. Şu anki hissiyatınız nedir? Benim son konuşmamı hatırlarsınız. Partinin hukukunu korumaya çalıştım ve özen gösterdim. Bu partinin aktif olarak kurucusuyum ama kayıtlı olarak kurucusu değilim. İlk hareketin içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla 45 yıllık bir siyasi birlikteliğimiz var. Bir hukukumuz var ayrı ama bir ideallerimiz var. Bu idealleri için yürüdük. Ve şunu belki ilk defa söyleyeceğim. Benden istifa istenmeden ben istifamı verdim. Yani 22 Eylül'de konuşma yaptım ama 5 Eylül'de ben istediğiniz zaman işlere koyabilirsiniz diye vermiş idim. Benden istifa istenmeden Sayın Özasik'in ziyaretinde verdim. İstifa istenmeden verdim. Ama ben siyasi tecrübemde bunu hissettim. Başka detaylar var, girmeyeceğim. Bunu hissettim. Gidişatı öyle gördüm. Çünkü sosyal medyada 2 yıldan beri seçimde 2014'ten sonra gündemdeydi bu veya medyada görüyordum. Bunu hissediyordum. Böyle bir şey kararı aldım. Doğru yaptığıma da inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim. Babi Ali'den Hazreti İkbal'le ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Tabii burada halkın takdiri en büyük ödül bu. Böyle bir ödül olamaz. Müthiş bir şey bu. Büyük bir haz. Ben İstanbullulara, milletime teşekkür ediyorum. Gönüllerinde bir yer açmışlar ve asla bırakmıyorlar. İsminiz olmamasına rağmen önde çıkmamız büyük bir ödül. Ama ben tabii kendimce eğitim yıllarım, üniversite yıllarımı bir dönem, siyasi hayatım 44 yıllık bir dönem, şimdi yeni bir dönem diye. Artık idari ve siyasi hiçbir şey dışında kendi işte tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Üniversitelerden
talepler var. Daha ileriki tarihlerde onlara bakacağız. Bir görev yaptık, hizmet ettik. Çok mutluyum. Yani İstanbulları bu siyaseti bana kucaklaştırdı. Ve yine çok mutluyum ki bana siyaset birçok güzel insanı ve insanları tanıttı. Dünyayla temasım oldu. Birleşmiş Milletler'de birçok konuşmalar yaptım. Benimle beraber çalışan, eş başkanlık yapanlar, şu anda bazısı başbakan, bazısı cumhurbaşkanı oldu dünyada. Dostlar edildi. Bu benim için büyük rahat ve takdir edildi. İstanbul'a takdir, İstanbul'a teşekkür ediyorum. Hiç kimseye kırgınlığım yok. Ve kendi kararımla ben arz-ı veda ettim. Sayın İmamoğlu, size de bir sorum olacak. Dün